Kalitenin bir numara adresine hoş geldiniz. Merhaba, Enis Kirazoğlu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben adı üzerinde Enis Kirazoğlu ve bugün sizlerle beraber bir liste yapacağız. Hi guys, welcome to my channel. My name is Enis Kirazoğlu and this is our channel. Welcome to my new video. This is the most good video on... This is the most good video in... on YouTube. Hepimiz çizgi roman filmlerini seyretmeyi seviyoruz. Hepimiz daha önce okuduğumuz şeyleri beyaz perdede görmeyi seviyoruz. Şu an biraz cılıkı çıkmış olarak düşünsek bile zamanında görmeyi sevdik. Belki de bazı şeylerin görüp aa bunun çizgi romanında mı varmış deyip ardından çizgi romanlarına geçtik. Belki böyle filmler de oldu. Belki böyle yapımlarla da karşılaştık. Bugün o yapımlar arasından 20 tanesini izlediklerim arasından en iyi bulduğum 20 tanesini koyacağım. Tabii bu liste kişisel bir liste olacak. Elbette sizin katıldığınız katılmadığınız yerler olacaktır muhakkak. Ancak ve ancak şöyle bir baktım ve dedim ki galiba benim için seyrettiğim en iyi 20 film çizgi roman uyarlaması, bir yerden olan uyarlama en iyi 20 film bu. Mangadan animeye geçen şeyleri saymayacağım. Aslında onlar da bir manga, sonuçta bir çizgi roman. Yani Japon çizgi romanı uyarlaması diye bakabiliriz onlara ama onları katmayacağım. Çok fazla çizgi olmayacak bu listenin içerisinde. Daha çok beyaz perde, gerçek aktörler tarafından canlandırılmış filmler yer alacak listemizde. 20 numara, Man of Steel. Şimdi Superman'le benim çok fazla aram yok maalesef. Eski Superman filmleri çok övülür. Özellikle Superman 2 bayağı övülür ama tabii ben o dönem seyretmediğim için bende aynı etkiyi yaratamadı hiçbir zaman. Çünkü zaten Superman'i çok böyle ısınamadığım için yani hep artık bir geleneksel Türk bakış açısı mıdır bilmiyorum ama abi kırmızı don giymiş uçuyor o ne öyle ya falan bakış açısıyla baktım. Özellikle çocukken baktığım şeydi. Man of Steel'in çok iyi bir film olmadığını farkındayım bu arada. Fakat ilk defa Man of Steel'le beraber Superman'e ya aslında Superman de böyle şey değilmiş ya falan diye bakış açımı değiştiren film olmuştu. Bu tabii Superman'in elbet pek çok bakış açısını değiştiren çizgi romanı vardır, yapımı vardır. Bunlar elbet vardır bir yerde ama beyaz perde olarak baktığınız zaman bana gerçekten ulaşan ve Superman'le ilgili aslında bu adam öyle bir adam değilmiş ya deyip sempati uyandırabilen ilk film Man of Steel olmuştu. Tabii bunda Christopher Nolan'ın da parmağı vardır diye düşünüyorum. Özellikle Dark Knight serisinin ardından, üçlemesinin ardından DC'nin daha gerçekçi ve karanlık tonlarda bir süper kahraman filmi yapması. Man of Steel'i bir de Christopher Nolan'ın böyle supervisor yani danışman sıfatıyla Man of Steel'in başında durması birazcık işleri belki de benim sevdiğim hale getirmiştir. Belki onun etkisinde de kalmışımdır. Ama Man of Steel'i 20 numaraya yerleştirdim. 19 numarada belki de pek çoğunuzun ilk 5'ine girecek bir film var. Deadpool. Şimdi eğer beni yakından takip ediyorsanız Deadpool'a çok ayılıp bayılmadığımı görmüşsünüzdür. Ama bunun sebebi aslında biraz da şu. Deadpool'u sevmedim değil. Deadpool'u sevdim. Fakat herkesin söylediği kadar sevemedim. Bu tabii benle alakalı bir şey. Yani sonuçta kişiden kişiye göre değişir Deadpool'u nasıl sevip sevmeyeceğiniz. Ben sadece mizahının o kadar da başarılı olmadığını düşünüyorum. Çizgi roman filmleri arasında tabii ki de çok başarılı bir mizah var. Çok daha farklı, çok daha aykırı bir çizgide duruyor çizgi roman filmleri arasında ama genel olarak çok hoşuma gitmemişti Deadpool. Yani çok hoşuma gitmedi yalan bir şey olur. Çok ayılıp bayılmamıştım seyrederken. Bunda pek çok sıkıntı var tabii. Bütçenin biraz zorlamada kalması, belki de yapılmak istenenlerin yapılamamış havası verilmesi. Ama bunun dışında Deadpool gibi bir karakteri beyaz perde görmek her zaman için keyif verici bir şey. Zaten bu yüzden de listemde 19 numarada yer almış bulunuyor kendisi. 18 numarada yakın zamanda gördüğümüz bir film Doctor Strange var. Şimdi Doctor Strange tabii ki de Benedict Cumberbatch'in rol yani hayat vermesi ayrı bir keyif katmış Doctor Strange'e ama Doctor Strange'i ben şu yüzden sevdim. Evet klişe bir orijin hikayesi anlatıyor. Bir karakterin girişini klişe bir yolla anlatıyor ama bunu çok derli toplu ve düzgün bir şekilde yaptığı için Doctor Strange'i beğendim. Çünkü çok fazla orijin hikayesi gördük yakın zamanda ve hepsi aynı etkiyi yapmadı ki Doctor Strange'in üzerindeki yük daha büyüktü. Çünkü o kadar çok orijin hikayesi gördük ki artık bir orijin hikayesi daha kaldırabilir miydik emin değildim yani. Beyaz perdede, sinemada, filmi seyrederken ulan yeter artık bıktık orijin hikayesinden biraz daha farklı bir şeyler görmek istiyoruz kafasıyla gitmiştim. Ama ona rağmen keyifli ve tatmin olmuş bir şekilde ayrıldım sinemadan. Süper bir film değildi belki ama yaptığı işi düzgün bir şekilde yapabiliyordu. Bu yüzden de listemde 18. sırada. 17. sırada bir Marvel filmi daha var. Captain America Winter Soldier. Captain America... pek çoğunuzun malum olduğu üzere çok sevdiğim bir karakter değil zaten. Hepimizin, belki de çoğumuzun sevdiği bir karakter değil. Avengers filmiyle, daha önce Captain America filmleriyle birlikte böyle yavaş yavaş ısınmaya başladığımız film oldu ama zaten Winter Soldier Marvel'ın yakın zamanda yaptığı en iyi filmlerden bir tanesi. Birincisi, orijin hikayesi anlatmıyor tabii ama gerçekten film olarak baktığınız zaman bütünlüklü bir film. Yani aksiyonu var, dramı var, inişleri çıkışları var, heyecan uyandırabiliyor, zaman zaman üzebiliyor. Yani pek çok soru işareti bırakabiliyor kafada. Gerçekten hani böyle beklediğinizin üstünde bir film koymuşlar. Özellikle aksiyon anlamında baktığınızda veya aman çizgi roman filmi canım diye baktığınız zaman bile şaşırtabilen yönleri vardı. Bu açıdan Marvel'ın belki de derli topluluk anlamında ulan ben de var ya yemin ediyorum ev hanımı gibi derli topluluğa bakıyorum ya. Böyle anne gibi baktım tüm filmlere. Çok derli toplu. Bravo. 16. sırada Christopher Nolan'ın Dark Knight üçlemesinin son filmi Dark Knight Rises var. Dark Knight Rises maalesef diğer iki filme nazaran, Batman, Christopher Nolan'ın yaptığı Batman filmine nazaran çok fazla beğenememiştim. Özellikle sonu
bana çok bayat gelmişti. Yani son aksiyon sahnesi, spoiler vereceğim biraz ama beynin motivasyonu, yani aslında beynin tüm bunları yapış amacının altında yatan sebepler, özellikle bir karakterin öldüğü sahne çok komikti. O karakterin öldüğü sahne, yani bayağı beyaz perde, hani ya bunu gerçekten bir daha çekmediniz mi dedim. Yani sanki aktristin işi varmış da, ya Christopher Nolan'cığım benim gitmem lazım, şu sahneyi bir daha çektirtmeyin bana deyip öyle bir oyuncuya, o kadar kalitede bir oyuncuya öyle bir ölüm sahnesi çektirmek gerçekten, ya son zamanlarda gördüğüm en kötü ölüm sahnesi olabilir herhalde Beyaz Perde. Genel olarak filmin gidişatını, özellikle ilk yarısını çok sevmiştim. Hani Batman'in emekliye ayrılması ve tekrar geri dönüş hikayesinin işlenmesi. Yani 45 dakika Batman görmüyordum. Hakikaten bu cesur bir şey yani, Batman'in son filminde. Yani herkesin böyle rahatça koyabileceği, yapabileceği bir şey değildi. O giriş anı çok güzeldi ama ikinci yarısında özellikle Batman'in hani kırıldıktan sonra tekrar toparlanma çabası beni beklediğim gibi değildi. O açıdan seyrettiğim filmler arasında gene iyi bir yeri var. Fakat üçlemeye baktığınız zaman biraz da arka planda kalıyordu. 15 numara Scott Pilgrim vs. The World. Scott Pilgrim çizgi roman filmlerinin daha furya olmaya başlamadığı dönemde vizyona girdiği hatırlıyorum. Ve zaten çizgi romanı da okumamıştım ben Scott Pilgrim'i. Sonradan hani öğrenmiştim. Ama zaten Edgar Wright çok sevdiğim bir yönetmendir. Ve onun yönetmenlik dokunuşuyla beraber çok izlemesi eğlenceli, çok keyifli bir film ortaya çıkmıştı. Seyretmediyseniz kesinlikle seyretmenizi tavsiye ederim. Bir aşk hikayesi mi diyeyim artık? Bu kadar böyle teenage aşk hikayesi, hatta bu kadar böyle eğlenceli bir şekilde anlatılabilir. Özellikle yönetmen mizahı hoşunuza gidiyorsa, yani kamera geçişlerinin bol olduğu, aktif, dinamik bir ekrana, aktif, dinamik bir filme bakmak istiyorsanız da seveceğiniz filmlerden bir tanesi olacaktır diye düşünüyorum. 14 numarada en son izlediğim sanırsam çizgi roman uyarlaması olacak. Wolverine, daha doğrusu Logan, Wolverine'in son filmi. Gerçekten, hakikaten bu çizgi roman filmleri arasında böyle sanat filmi gibi kalıyor. Özellikle çok fazla CGI'nin olmaması, hatta neredeyse hiç CGI'nin olmaması, çekilen sahnelerin sadeliği, kullanılan mekanların hakikaten iç açıcı mekanlar olması ve kamera kullanımının bayağı sanat filmindeki gibi özenilmiş olması, karakterlerin duygularının da çok olumlu verilmiş olması çok hoşuma gitmişti benim Logan'ı seyrederken. Charles Xavier'la, yani Logan arasında geçen o diyalog, özellikle kızı bir kenara koyuyorum ama Charles Xavier'la Logan arasındaki diyalog beni benden almıştı. Yani hakikaten orada bir baba oğul ilişkisini hissettim izlerken. Bir sonraki filmimiz ise Avengers. Belki de Marvel'ın artık tüm kadroyu toplayıp gövde gösterisi yaptığı ilk filmdi Avengers. Avengers Age of Ultron'u maalesef çok beğenemedim ama ilk Avengers izlerken ayılıp bayılmıştım. Pek çoğunuz da ayılıp bayılmıştı büyük ihtimalle. O karakterleri, o hepsinin solo filmi olan sevdiğiniz karakterleri tek bir ekranda görmek ve onların girdiği devasa aksiyon inanılmaz keyifliydi. Özellikle birbirlerine laf atmaları. Zaten onun üzerine Marvel sonradan çok gitti. Yani bu karakterlerin birbirlerine laf atarak mizah unsuru barındırması Marvel'ın kullandığı en büyük kozlardan bir tanesi oldu. Ki onu da ilk Avengers bu kadar güzel ve nasıl diyeyim, komik bir şekilde işlemişti diyebilirim. Onun dışında aksiyonun da doyurucu olması gayet keyifli, seyir zevki yüksek bir film ortaya koymuştu. Bir Batman filmi daha var şimdi. Batman Begins. Christopher Nolan'ın üçlemesinin ilk ayağı Batman Begins. Hiçbir şey beklemeden izlediğim, hiçbir şey beklemeden gittiğim, ki Batman'e de çok fazla aramın olmadığı bir dönemde, daha doğrusu çizgi romanlarla çok fazla aramın olmadığı bir dönemde gidip izlediğim ama oha lan diye ayrıldığım bir film olmuştu Batman Begins. Yani Batman'in beklemiyorsunuz. Bir de çok fazla şimdiki gibi araştırmıyorsunuz da yani. O zaman o kadar elinizin altında kaynak yok. Allah'ım Batman filmi geliyormuş, trailerini seyredeyim, şunu yapayım, bunu yapayım, bilgilerine bakayım diye bir şey de yok. Biraz daha saf ve temiz kahve ediyorsunuz. Şimdi tabii iş gereği de ilgileniyorsun bir yandan yani. Bu tarz çizgi roman filmleri piyasası da bir noktada senin ilgi alanına haline gelmeye başlıyor ama o zaman biraz daha böyle temiz baktığın için işte, Batman Begins filmi geliyormuş diye gittiğim ve izlerken gerçekten şaşırdığım, yani çünkü bilmediğin zaman bir şey Batman ismi geçince şunu bekliyorsun. Gene aynı şey aslında. Hani Batman gelecekti, Batman nerede falan diye böyle bir saat Batman'in Batman olma hikayesi dönüyor. Ve filmin sonunda yapılan Joker göndermesiyle birlikte galiba filme bağladılar ya falan diye böyle bir düşünceye kapılıyordunuz. O Tim Burton'ın filmlerine diye, ama aslında halbuki Christopher Nolan'ın kendi kafasında bir şey vardı ve ona bir gönderme olmuştu aslında o durum. Ama Batman Begins gerçekten beni şaşırtan filmlerden bir tanesiydi. Belki de Fox'un yaptığı en iyi Marvel filmi diyebiliriz. Bir dakika, tabii Fox yapmıştı. Bence en iyisi galiba bu, evet ya. Ben bunu Logan'dan ve Deadpool'dan daha çok sevmiştim. X-Men First Class. Yönetmenin Bryan Singer olmadığı ilk X-Men filmi diye hatırlıyorum ki yönetmenini de çok severim. İsmi aklıma gelmiyor. Matthew Vaughn muydu? İyi ya, böyle telaffuz edemediğim bir isim vardı hatırlıyorum kendisinin, yönetmenin. Ki o yönetmenin yaptığı neredeyse tüm işleri çok beğendiğimi söylemeliyim. Birkaç filmi daha var, spoiler vereyim bu listede. X-Men First Class hikayenin zeminini o kadar güzel vermişti ki, yani diğer filmlere çok fazla bağlı kalmadan hikayenin geçmişini o kadar güzel anlatmıştı ki, aksiyon anlamında değil ama böyle orijin hikayelerine benzer hikayelerde, yani bazı şeylere start verileceği, bazı şeylere giriş yapılacağı hikayelerde şey dinamiği benim için önemlidir. Yani ekibin nasıl kurulduğunun anlatılması, son aksiyona giden yolculuk, yani oradaki verilen süre, karakterlere tanınan süre
nin çok kritik olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü hangi karakterin sevilip hangi karakterin sevilmeyeceğini tam olarak çözemiyorsunuz. Belki Jennifer Lawrence tercihi hatta garip gelebilirdi en başta herkese. Yani ne alaka ya mistik Jennifer Lawrence falan diye, ama hani o dönem için karakterlere ayırdığı süre ve bu karakterleri ekranda yansıtış şeklini X-Men First Class'ın çokça beğenmiştim. Özellikle Eric ile Charles arasındaki o diyalog ve bence Eric'i oynayan, yani Magneto'yu oynayan aktör Michael Fassbender inanılmaz güzel bir iş çıkartmıştı. Onun hala o intikam hissiyatını ve özellikle intikam alacağı sahnedeki karakterlerle olan diyaloğu unutamadığım sahneler arasındadır. Aynı yönetmenden bir film daha, Kick-Ass. Kick-Ass de eğlenceli uyarlamalar arasında yer alabilir kendisi. Çok beklemediğimiz, yani çizgi roman olarak da hiç bilmediğim bir alan Kick-Ass. Ama sıradan bir adam, sıradan bir daha doğrusu ergen bir süper kahraman olmaya karar verirse ne tür aşamalardan geçer, nasıl bunun hikayesi anlatılabilir? Gerçekten ders niteliğinde bir film Kick-Ass. İlk filmi çok başarılıydı, ikinci film o kadar kötü olması gerçekten çok üzücü. Şimdi aynı adam, ilk filmi çeken adam oradaki kızın, Bad Girl miydi kızın ismi? Kızın ismini hatırlayamadım. Bad Girl galiba. Nicolas Cage'in kızı olan. O kızı ayrı bir solo film yapacakmış diye bir söylenti vardı ortada. Bu gerçek miydi değil mi hatırlamıyorum ama yapsın. O adam çünkü bu tarz işleri iyi beceriyor. X-Men First Class'ta iki kez de oldukça beğendiğim iki film. Listemizde son zamanların tartışılan isminin bir filmi var şimdi de. 300 Spartalı. 300'den bahsedeceğim. Zack Snyder'ın filmi. Görsel olarak büyüleyici bir film. Zaten belki de bu listede yükseklerde olmasının en büyük sebebi görsel olarak daha önce böyle buraya görmediğimiz bir şey bize sunmasıydı. Yani 300 Spartalı tamamıyla gaz, tamamıyla maskülen adamların, kaslı adamların zırh giymeden daldığı fantastik bir anlatıma kavuşan, hikaye olarak belki tutarlılığının olmadığı ama sahnelerinin yani sanat eseri niteliğinde sanki çizilmiş gibi elle işlenmesi, ağır çekiminden tut da kullandığı filtreye kadar, o görsel filtre artık neyse, hatta Instagram filtresiyle dalga geçirmişti zaman zaman onda da yani. Ama 300 gerçekten sinemada seyredip de çok keyif aldığım filmlerden biriydi. Subscribe me. Do not unsubscribe. Just hit the button. Hit the button. Hit the subscribe button. Now, okay? Bu da şivem arkadaşlar, çaktırmayın. Altta bir de he is the most beautiful YouTuber on YouTube falan yazarsanız yabancılar için güzel olur diye düşünüyorum. Pure.